Trump mı Biden mı? Amerikalı seçmenler 59. başkanını seçmek üzere oylarını kullandı. Biden, seçim gününde ülke genelinde yapılan farklı anketlere göre Trump'a karşı üstünlüğü elinde bulunduruyordu. Kurum vergilerinin düşürülmesi, Paris İklim Anlaşmasından geri çekilme, Çin'e karşı yürütülen ticari savaş ve Meksika sınırına duvar örülmesi gibi çarpıcı adımlar Trump tarafından 4 yıllık hizmet süresinde atıldı. Dönem süresinin son yılında ise tüm dünyayı derinden etkileyen ve kendisinin de yakalandığı COVID-19 salgınını yönetti. Orantısız polis müdahaleleri sonrasında hayatını kaybeden Amerikalı siyahi vatandaşların toplumda yarattığı tepki ise Trump'ın yönetmek zorunda olduğu bir başka kriz oldu. Ancak Amerika tarihinde görülen en düşük işsizlik seviyeleri ve tarihi rekor endeks seviyeleri de Trump döneminde görüldü. Biden'ın seçilmesi durumunda piyasaların beklentisi, vergilerin yükseltilmesi ve uzun süredir konuşulan ikinci mali destek paketinin temsilciler meclisi ve senatodan geçmesi yönünde. Amerika vadeli endeks kontratları bu önemli günde seans öncesinde %0.7 ile %1.5 arasında primleri işaret ederken Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq günü sırasıyla %2.06, %1.78 ve %1.85 oranlarında primlerle kapattı. Amerika seçimleri Avrupa endekslerinde önceki gün yaratılan momentumun dün de korunmasında önemli rol oynarken, DAX, Eurostox 50 ve FTSE 100 endeksleri %2.5 civarında değer kazanımlarıyla günü tamamladı. S&P 500 endeksinde yer alan 11 sektörün 10'u dünü değer kazanımlarıyla sonlandırırken, petrol fiyatlarında dün de devam eden toparlanmaya karşın enerji hisselerinde görülen %0.75 oranında satış dikkat çekti sanayi hisselerine ve finansallara %2.91 ile %2.2 oranında görülen alımlarsa endeksi yukarı taşıyan sektörler oldu. E-ticaret liderlerinden Alibaba'nın %33 oranında paya sahip olduğu Ant grubun 35 milyar dolar değerinde tarihin en büyük halka arzı işlemi Çinli regülatörler tarafından askıya alındı. Seans öncesinde %8 oranında kayıplar görülen Alibaba hisseleri günü %8.13 eksi de tamamladı. Bu önemli haber Amerika seçimlerinin gölgesinde kalmasına karşın, yatırımcıların Çin piyasalarına karşı duyduğu güven açısından önümüzdeki günlerde önem kazanacak. PayPal 3. çeyrek hisse başı karını 0.94 dolarlık beklentilerin üzerinde 1.07 dolar olarak açıkladı. Dijital ödeme hizmeti geliri, dijital işlemlerde devam eden hacim artışıyla desteklenerek beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşti. Ancak şirket hisseleri geleceğe yönelik yapılan gelir tahminlerinin aşağı yönlü revize edilmesi ve yeni hesaplardaki büyümenin önceki iki çeyreğe kıyasla üçüncü çeyrekte yavaşladığını söylemesinin ardından günü %4.91 oranında ekside tamamladı. DAX endeksinde yer alan tüm sektörler günü değer kazanımlarıyla sonlandırdı teknoloji, finansallar ve takdirsel tüketim hisselerine sırasıyla %4.26, %3.26 ve %2.87 oranlarında gelen alımlar endeksi yukarı taşıyan sektörler oldu. Amerika'nın paylaştığı yeni fabrika siparişleri bir önceki veri ve beklentilerin üzerinde %1.1 olarak açıklandı. İki gün sürecek FED toplantısı bugün başlıyor. Resmi olmayan seçim sonuçları ile birlikte bugün yakından takip ediliyor olacak. Yatırımcıların önem vereceği diğer ekonomik verilerse Ekim ayı hizmet endeksi, işsizlik değişimi ve Eylül ayı ticaret dengesi. İspanya ve İtalya'nın paylaşacağı Ekim ayı hizmet PMI verileri ve İspanya'nın açıklayacağı aylık bazda işsizlik değişimi piyasalar tarafından bugün takip edilecek. Dün Amerikan doları G10 para birimlerine karşı değer kaybettiği bir günü geride bıraktı. Seçim günü Amerika endekslerinde görülen pozitif hava dolar endeksinin gün içinde 50 günlük ortalaması olan 9336'nın altına gerilemesine neden oldu. Gelen alımlarla seans kapanışa doğru dolar endeksi 9349 seviyesinden işlem gördü. Bugün başlayacak Fed toplantısı ve perşembe günü başlayacak faiz kararı ve açıklamalar Dolar için önem kazanıyor. Avusturya'da önceki gün yaşanan terör saldırılarından sonra Birleşik Krallık hükümeti risk seviyesini yukarı çekti. Ancak Sterlin ve Euro üzerinde seçimler sebebiyle negatif fiyat etkisi yaratmadı. Euro dolar paritesi 1.1740 seviyesini gün içinde görmesine karşın kalıcı olamadı ve seans sonuna doğru 1.1710 seviyesinde hareket etti. 1.1610 seviyesi kur için yakın vadede takip edilmesi gereken önemli destek seviyesi olarak göze çarpıyor. Sterlin'de de benzer bir durum söz konusuydu. Sterlin dolar paritesi gün içinde 1.3080 seviyelerini görmesine karşın, direncin kırılmaması ile birlikte hafif satışlar görüldü ve kapanışa doğru parite 1.3030 seviyelerinde işlem gördü. Endekse gelen alımlar, dolar üzerinde negatif etki yaratırken spot altının değer kazanmasına sebep oldu. Mali destek paketinden olumlu etkilenmesi öngörülen altının, Biden'ın seçilme ihtimalinin piyasalar tarafında daha büyük bir ihtimal olarak fiyatlanması, değerli metali olumlu yansıdı. Seans sonuna doğru spot altın %0.6 primlerle 1907 seviyesinden işlem gördü. Elemi metallerinde de alıcılı seyir dikkat çekti. 3 ay vadeli alüminyum, bakır ve çinko kontratları sırasıyla %2.1, %0.8 ve %1 oranlarında değer kazandı. Arz kaynaklı olumlu petrol haberlerinin dün yarattığı pozitif hava dün de devam etti. Bugün Amerika tarafından açıklanacak haftalık ham petrol stok verileri fiyatlamalar açısından önem taşıyor. Aralık vade WTI kontratları %2.5 civarında kazanımlarla seans sonuna doğru 37.7 dolar seviyelerinden işlem görürken, Ocak vade Brent kontratları yaklaşık %2 primle 39.8 dolarda hareket etti. Amerika başkanlık seçimi öncesinde piyasada demokrat zaferine olan beklentiler artarken, risk iştahının da bütün varlık sınıfları genelinde artış göstermesi, Amerikan hazine tahvinlerinden çıkışa etki etti. Güne %0.85 getiri seviyesinde başlayan 10 yıl vadeli kıymet, 4 bas puan genişleyerek %0.89'a yükselirken, Uzun tarafta getiriler %1.66'ya genişledi. Dün Türk hazine euro tahvilleri risk iştahındaki artışa rağmen kurda yaşanan yükselişe paralel satışlarla güne başladı. Getiri eğrisi genelinde 2-3 bas puanlık yükseliş yaşanırken gelişmekte olan ülkelere kıyasla son dönemde izlenen daha olumsuz performans Amerika açılışına kadar devam etti. Amerika açılışı sonrası TL'de yaşanan hızlı güçlenme ile kıymetler alım görürken Gün içi zirveden 7-8 bas puanlık daralma kaydedildi. 10 yıl vadeli kıymet %7.20, uzun vadeli kıymetse %7.75 bölgesinde kapanış yaparken, 5 yıl risk birimi kapanışı 8 bas puan düşüşle 557 seviyesinde gerçekleştirdi. Dün şirket kıymetleri gün genelinde oldukça zayıf işlem gördü. Lokal tarafta da satış ilgisinin artmasına karşılık alım talebinin oldukça zayıflaması fiyatları aşağı çekti uzun vade sermaye benzeri kıymetlerde yoğunlaşan satış talebi oldukça düşük alım teklifleriyle karşılaştı. TSKB 2025 %7.80 bölgesinde işlem görürken, İş Bankası 2030 vadeli kıymetin kol getirisi %10 bölgesinde kapanış yaptı. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.